Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm Ali Usta. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun usta? Usta motorumuzu topluyoruz. Amaro'muzu topluyoruz. Amaron motoru değil mi bu? Evet. Şu süzgeç tıkalı olan Amarok. Arkadaşlar bir şey itiraf etmek istiyorum. Ali Usta motor toplarken ben hasta oluyorum. Yani o kadar titiz, o kadar güzel temizliyor ki bütün parçaları. Abi motor topluyor, sonuçta adam para veriyor. Bakın ne dedi? Motor topluyoruz, sonuçta adam para veriyor. Ya Yani bir şey bizim böyle konuşmalarımızda şov yaptığımızı söyleyenler var Ali Usta. şov mu? Abi Ha. şovla alakası yok. Şov yapıyorlar diyorlar. Az uz rakamlar değil usta. Yani Rakamı vermiyor. biz şimdi video için böyle bir motor hazırlamadık. Zaten Ali Usta Zaten topluyordu. Ben öyle daldım ondan habersiz. Çünkü eziyetli bir iş. Bir daha bir daha yok oru olmadı, yok oru olmadı diye detaylı şekilde inceli inceli toplayacağım diyor. Bu işler hem böyle. inceliyoruz parçanın işlevini, iş görür mü, yarı yolda bırakır mı, bırakmaz mı, hem aynı zamanda temizliyoruz. Bu kadar sürmez de. Onun balansı var aşağıda, Evet, kasanın içinde. balans milleriyle uğraştık. Araba Balans millerinin içini açmıştı. Ben geldim gördüm. Usta ne yapıyorsun dedim. Ben usta içini açıp bir bakmak istedim Yatak dedi. parçaları vardı, arabaya Evet. taksak. Balans mili yağ pompası onun üzerinde çalışıyor. Açmış içini. Orada çapaklar vardı. O şekilde takmakla da iyi yapmış. Takamaz, takamaz. Takılmaz. Açılır, kontrol edilir ki oradaki bir Temizlik çapak yaptık, yataklarını baktık, yatakları iyi. yine Çaparlara. süzgeci tıkayabilirdi. Yataklarını kontrol etmiş, bakmış yatakları iyiydi. Topladı geri. Ben gördüm dedim usta da birazdan bir videonu çekeceğim Abi dedim. balçık olmuş, balçık yağı. Temizlediğin şekilde zor ayrı. Değil Yani mi? bu kadar da olmaz yani. 2013-2014 bir model. Azıcık günah yani. Ben anlamadım. Sen anlamadın. Nasıl bir böyle abi? Ver benimle çocuğa. Yani maalesef insanlar malın kıymetini bazen bilmeyebiliyor. Pistonlar 0.50 piston takılmış. Yani honlama yapılmış gömleklere. Şeyde 0.50 ayarlanmış. gömleklerde bir şey çıkmadı da şey altı Yani gömlek çakılmamış, honlanmış. 0.50 takılmış. krank 0.50 taşlanmış, 0.50 piston takılmış. Krank değişti mi? değişti arkadaşlar. Krank değişti. Eski krangı bu. Evet, burada. Gördüğünüz üzere krangın durumu bu. Yani taşlama kurtarmayacağı için ki Olmaz. taşlama işi Taşlanmaz. eskidendi. Bu gibi üçlü motorlarda taşlama pek işe yaramıyor. Fazla gitmiyor. Yarı yolda bırakıyor arkadaşlar. Ondan dolayı krangı değiştiriyoruz. Zaten Silindir kapağı. Kendi kapağı değil mi? evet, kendi kapağı. Arabada başka bir şikayet de varmış. Bu da silindir kapağımız. Taş, Arabada taşlanmamış bile, yüzeyi temizlenmiş. Hafif bir garip silinmiş. olay da vardı. Asfaltta. Çünkü boş yere kapak taşlamamak lazım. Çünkü onun da bir Zaten sınırı önceden var. o arabanın daha önceden bize gelmeden önce bu yatak sarmadan önce muhabbeti bu arabanın kapağı değişmiş. Kapağı değişmişler Evet yatak ve sarmadan önce. arabanın su esme şikayeti halen devam ediyormuş. Sebebi de orada. Su eksiltme şikayeti hala devam ediyormuş. Sebebi de radyatör mü? İçi Egele. EGR soğutucusu. Yani EGR radyatör mü dediğim, EGR radyatörü. Teste gönderdik. Arkadaşlar. çıktı. Şurada bir kağıt koymuşlar. Büyük ihtimal bizim dükkanın adı yazılıdır burada. Evet, aynen öyle. Fark Oto diye yazmışlar. Şuraya ne yazmışlar? Delik. Yani ben öyle görüyorum. Delik. Evet. Parkotu delik diye buraya notunu yazmış. Radyatörcü arkadaş bunu test etmiş. Bu rektifiyeci mi test etti radyatörcü mü? Radyatörcü evet yapamıyor. Genelde rektifiyecilere biz bu gibi durumlarda motor söktüğümüz zaman direkt EGR radyatöründe gönderiyoruz. Onu da kontrol ediyorlar. Yani hararetle alakalı bir sıkıntısı var veya yok fark etmiyor. Radyatörü de gönderiyoruz. İkisi de Yani ötüyor ustanların. değiştirelim. İkisi de ötüyor. Dinamo nasıl? Dinamo da bir şey yok. Yarın akşama bakacağız.
Evet. Abi es geçemeyiz ya. Çökmesi de biliyor musun? Zahmetli. Aynen. Zahmetli maalesef sökmesi. Hazır sökülmüşken. Yapılsın. Termostatı yeni takmışsın. Evet. Soğutucu yeni, kütük de yeni değil mi? Tabii ki. Arabada... Yani yağlamayla alakalı sorun olduğu zaman kütüğü zaten kesinlikle değiştiriyoruz. Yağ içinden ince kanallardan geçtiği için çapakları burayı, radyatörün içini tıkıyor arkadaşlar. Onu da kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. Çapak attı bir daha mı? Aynen. Çapak istediğiniz kadar temizleyin, yıkayın. Çapak o ince kanallarda kalıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da değiştirmek bir de gerekiyor. Arabanın şeyi çok su kanalı var, acayip şekilde tortu var. Ben anlamadım nasıl bir şey. Su kanalında tortu varsa ilaç atmışlardır. İlaç değil ki. Su eksiltiyormuş ya radyatörden dolayı. Çamuru. Tamam işte. O da aynı şekilde tortu yapar, çamur yapar şey ilaç. Şuradan bakıyorum içeriye. Ya şimdi yıkandı, temizlendi de evet, boruları... Şu anda temiz. Pas daha yoğundu değil mi bunda? Pas vardı ya. Hele genleşme bidonunu göreceğim. Hayret edersin. Arkadaşlar bu da şöyle yıkanıyor. İlaçla 100 derece suyla. 100 derece su sıcak ve ilaç. Makineye sokuyorlar, makineye yıkıyorlar bunu. Yani pasın sadece az bir izi kalıyor. Öbür türlü şuradan baktığımız zaman pası görebiliyoruz. Önceden var olan pas oydu. Ben bunun işlemi şeyden sonra acayip şekilde işlem var usta. Gördüğünüz gibi burada motorun içi. Yani pas kalıntıları az da olsa kalıyor ama eskisinden yine de iyi. Yani birebir %100 makinede ilaçla da yıkasak sökmüyor. Bak şuradan belli bak. Şurası göster. Şurası. Plastik de yıkanmış olur da. Evet. Aynen. Bu da yıkanmış. Yıkandığı halde yine de var. Eski yağ kütüğü bu. Bunlar şuradan kırılıyor arkadaşlar. Ve su kaçırıyor. Nereye gidiyorsun abi? Nereye? Neyse bu videoda bu kadar olsun. Ali Usta'ya kolay gelsin. Amarok bittiği zaman yine herhalde atarsın. Toplarken atarken bir çekeriz, kesit daha çekeriz herhalde. He Ali Usta çeker tabii, miyiz? Tabii ki. Tamam ustacığım kolay gelsin. Montajından çekmeyiz, çok eziyetli. Aynen montajı biraz doğru söyle, eziyetli. Aracın önü komple sökülü. Komple önünü toplaması falan yani. İşin açıkçası çalışmaktan vakit bulup çekemiyoruz. Ben şu anda orada T5 var, onun yağ tapasını açtım. Onun yağı süzülürken geleyim dedim, burada çekeyim. İş yoğun olduğu zaman video çekemiyoruz arkadaşlar. Biliyorum sizleri bekliyorsunuz ve uzun videoları seviyorsunuz. Ama her zaman he dediğimiz zaman da video çekemiyoruz. Eğer ki bizim kanalda video az geliyorsa ve ne bileyim böyle harbi videolar geç geliyorsa, bu da demek oluyor ki bilin iş çok. Bu sebepten dolayı video az gelebiliyor. Bilginiz olsun. Yani iş olmadığından değil, iş olmadığı zaman tam tersi daha iyi video çekebiliyoruz. İş hiç yok desek çünkü oluyor. Söyleyeceklerim bu videoda bu kadar. Umarım güzel, faydalı bilgiler verebilmişizdir. Yani her şeyi kontrol ederek, temizleyerek Ali Usta. Diyorum ya ben Ali Usta'nın çalışmasına ben bile böyle bakıyorum, gıpta ediyorum, imreniyorum. Çünkü gerçekten benden daha titiz diyebilirim gönül rahatlığıyla. Abi ben bir işi... İki sefer yapmayı hiç sevmem. İki sefer yapmayı sevmezsin ama işte sevmeyince de hep iki sefere denk gelebiliyor. Aynen. Neyse arkadaşlar. Uğraşmak istemem. Uğraşmak istemezsin ama işte bazen olabiliyor terslikler. Hani biz hep böyle videolar çekiyoruz, güzel işler başarıyoruz, yapıyoruz, ediyoruz ya. Yani sizler de öyle zannediyorsunuz ki bizde hiç hata olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Doğru mu Ali Usta? Tabii ki. Bizde de hatalar İnsanlık olabiliyor. İnsanlık hali. Biz de bazen bazı şeyleri yanlış yapabiliyoruz. Farkına da varmayabiliyoruz. Olabiliyor bunlar. Sonuçta biz de insanız. Ama motor toplama konusunda Ali Usta bilmiyorum. Yani maşallahı var. Söyleyeceklerim bu kadar. Ali Ustacığım kolay gelsin. Kendine iyi bak. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, kanala abone değilseniz eğer abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Sizlerden çok rica ediyorum. Bildirim zilini de açın ki yeni yüklediğimiz videolardan haberdar olasınız.
Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.